Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Orange Ball isimli yerli yapım bir oyun tanıtacağız. Ne zamandır yerli yapım bir oyun tanıtmıyorduk. Şöyle söyleyeyim, 4 bölüm var, daha doğrusu 4 etap var, 4 mevsim de var diyebiliriz. Ve her mevsim, her etap, her level 12 kısımdan oluşuyor. Hani level dersek o da episode mu oluyor? Her neyse işte. 12, yani toplam 48 map gelecek. 2. 3. kısımlar hazırlanmaya başlanmış. Yerli yapım, bizden bir oyun. Yabancı değil. Evet, gördüğünüz gibi de reklam çıktı. Reklam çıksın zaten. Yani el alemin para kazanmaktansa bizimkiler kazansın. Ama dediğim gibi reklam, bak oyunun içinde çıkmıyor. Onu iyi ayarlamışlar. Geçen Nest'te miydi o? Her yerden yaldır yaldır reklam çıkıyordu. Double jump var, yani şöyle. Süreye karşı yarışıyorsunuz. Şimdi şöyle. Oyunun hikayesi şuymuş, ben anlatayım da. Toplam bir tane portakal var. Ki toplam 3-4 portakal daha var aslında. Hikaye bana böyle geldi. Oyunu yapan arkadaşa sordum, hani oyun hikayesini anlat, ona göre bir şey anlatayım diye. Bir tane portakal düşüyor, işte arkasından gidiyor. Gündüz suya ihtiyacı var. Şöyle altın yerine su topluyorsunuz. Evet, şöyle zıplayalım. Gece de güneşe ihtiyacı var. Gece olunca da güneş... Güneşe ihtiyacı var. Oyun hani şey tekrar oynayalım. Oyun ilerleme açısından yani biraz Monogone'ye benziyor bence ama güzel. Tek şey hani şu top ve oyunun ikonunu göstereceğim çıkarken. Ben bir tek onu beğenmedim. Hani biraz grafik update ile süper bir oyun olabilir. Yoksa oynanış açısından bence iyi. Zaten dediğim gibi beğenmediğim oyunları genelde tanıtmıyorum. Bu arada oyun iOS, Android ve Windows Phone'da var ve ücretsiz Windows Phone'da var. Yani her yere yapmışlar. 3 Ekim 2014 tarihinde yayınlanmış. Bütün yerlerde aynı anda. Oynaması zevkli. Sadece hani bir yani bounce'daki top gibi. Ananı avradınız diyeceğim şimdi ama ya top gibi koyacağım. Bounce'daki top gibi olmuş. Hani bir portakal olur, ne bileyim döner, üzerinde bir yeşil etiket diyorum ya. Aynen yani sapında kalan şey olur. Portakal olduğu belli olur, iyi olur. Bir de hani şöyle söyleyeyim, oyun hani Onivio Games tarafından yani yapılan firmanın adı Onivio Games. Daha doğrusu firma dedim, 3 kişilik bir ekip. Gerçi firma olmaya fazlasıyla hak etmişler. Oyun oynayışı olarak çok güzel. Fakat ama oyunun ikonu ananı avradını s**eceğim ama şimdi portakal kere ya. Nimet'e küfrettirecekler bana ya. Almıyorum. Su damlası toplayacağım deyip s**erim. Susuz büyüver s**eğim. Dur. A**ına kodum. Hah s**eğim gitti. Lan! Double jump böyle bir şey işte. Bir tane map bitireydim de içine mi düşüyoruz? Evet. Tamam, 2 yıldız aldık. Gece oldu. İkinci map gece. Bunda da güneş ışığı topluyoruz. Yani şöyle bir şey var. Bence hani işte altın, gold falan toplamaktansa böyle değişken bir şey toplamak daha mantıklı geliyor bana. Benim bu şu hoşuma gitti ama dediğim gibi birkaç grafik eksiği var mesela. Şu güneş. Güneşler daha doğrusu biraz hani çok hazır gibi. Biraz böyle üzerinden değişik şey yapsalardı güzel olurdu. Tabii şöyle bir şey var. Sadece bir update'le bunlar düzeltilir. Şu bile çok güzel olmuş. Yani bence iyi bir oyun. Şu an platform oyunları arasında yerini alabilir rahat rahat. Ki siz de hani dediğim gibi indirin. Yerli yapım oyun. Sonuçta bizimkilerin yaptı. Bizden bir çocukların yaptığı oyun. Destek olmuş olursunuz. Hem de en azından değişik bir oyun. Ne oldu? Neyse. Destek olmuş olursunuz ki indirdiğiniz oyunlarda TA'dan geldik, Webtekno'dan geldik yazarsanız da ben de sevinirim. Yani tek handikapı oyunun bence her şeyi çok güzel. Oynabilirliği çok iyi. Müzikleri güzel. Sesleri Kanadalı Arun Sol, bir dakika adını yazmıştım bir okuyamayacağım bir isim de. Arun Sol Varzavski mi? Öyle bir arkadaş yapmış Kanadalı ve
Orange Ball için, yani portakal top için özel olarak yapmış bu sesleri. Rahatsız etmiyor. Temiz bir müziği var. Ki genelde zaten oynanabilirlik ve ses oyunda en önemli şeydir. Bunda ikisi de güzel. Dediğim gibi sadece şu portakalın tipi biraz bir portakal gibi olsaydı, keşke top gibi olmasaydı. Hani bounce ve monogono arası bir şey gibi geliyor şu anda. Bir de şu sandığın n***a koyacağım şimdi. Sandığa girince oyun bitiyor değil mi lan? Doğru. Salak gibi aşağı atlıyoruz. Bir de dediğim gibi ikon işte hani güncellenmeyecek şeyler değil. Bence yükleyin, oynaması da eğlenceli. Şöyle top görünce aklıma şey geliyor. Hani çekiç yalayan bir karı vardı ya topun üstünde. Sağa sola yıkıyordu. Neydi Miley? Miley miydi? Miley'di herhalde. Miley. Bölüm bitiyormuş lan, bir salak gibi aşağı atlıyormuşuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Oyunu 3 kişilik ekip 8 ayda yapmış. Lan pause'a basarak zıplamaya çalıştım ya. Aynen evet. Bak şu iki butonsa, daha bak işte geldim. Şu iki butonsa buraya ya bir tane jump butonu koyacaksın, zıplama butonu koyacaksın ya da bu pause alıp buraya koyacaksınız. Hani bak güncellemede de şey yapın. Wait here diyor. Okey. Tamamdır. Süper lan. Gitti lan, gidiyorduk. Tamam. Çözdük olayı ya. Ananı avradın ya. Tüh. Hani böyle diyoruz ya şimdi hani, yok şunu yapın bunu yapın. Tabii bize ahkam kesmesi kolay ama hani hakikaten 3 kişinin 8 ay boyunca uğraşması demek, hani sabır zorlayacak bir eylem. Hani ben diyorsun ya şimdi yapacak oradan oynayıp oynayıp konuşuyorsun, şunu yap bunu yap diye, yapması kolay mı diye. Yapması kolay ama hani kendime de bok atmıyorum. Yapması kolay ama hakikaten 8 ay boyunca 3 kişi uğraşıyor. Hani abi bitsin de artık şu oyunu bir yayınlayalım moduna giriyor herkes. Ananı avradın, hani bekle. S**ler aşağı. O yüzden hani onları sonra update'le gelir gibi yapıyorlar. Ya tabi anlayışla karşılamak lazım ama yapılmaması gereken de bir davranış. Hani geçen gün işte Retry isimli oyunu söyledik. Adamlar 6 ay boyunca denemiş. Ondan sonra yayınlamışlar bilmem ne. Biz biraz aceleciyiz o konu, tez canlıyız da. İşte ikonu hakikaten siz de indirmişsinizdir ve oynarken görürsünüz. İkonu en kısa zamanda zaten konuştum ben ekip birileriyle de. Abi onu en kısa zamanda düzelteceğiz zaten dedi de işte. Bir de ilk oyunları hani destek... Ne oldu? Ooo pır pır. S**tir oldu gitti. Oynaması zevkli hakikaten ama ya. Şey değil hani böyle. Hakikaten tırt değil. Lan! Aa ne avradın gittik yine. Nerede gittik ya? İşte bunun arı yerine böyle hani bayrak dikme falan filan olsa hani o kaldığın yerin şey... Checkpoint dediğimiz, yani save alsak en azından. Çok İngilizce konuştum. Kaldığımız yeri kaydetseydik yani Türkçesi. Süper olurdu. Dediğim gibi yerli oyun yapımcılarına destek olmak lazım. Bu arada bu oyun Unity ile yapılmış baştan aşağı. Grafiklerini ve takım lideri bir kişi. Geri kalan iki kişi de kodlamaya yardım. Ooo bir dakika. Süper. Orada şey çubuk aşağı indikçe olay bitiyordu. Gerçi çubuk aşağı indikçe çoğu olay bitiyordu. İğrenç belaltı şakalar yaptım size. Evet. Yerli yapım oyunları tabi destek olmak boynumuzun borcu dediğim gibi. Ama beğenirsiniz beğenmezseniz oyun kısmına karışmıyorum. Fakat bu oyun indirdikten sonra yorum kısmına TA'dan geldik, webtekno'dan geldik yazarsanız da sevinirim. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize bakın, hoşça kalın. İkonu değiştirin ikonu. Antalya'daki portakal heykeli gibi ikon var.